Herkese selamlar sevgiler, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Military'i işaretledim, hani en kalabalık olabilecek konum orası şu an. Size şunu söylemek istiyorum, bu konuşmam belki sizi üzebilir, belki de motivasyonunuzu arttırabilir. Seçim yapmak sizin elinizde. Başarmak ya da başarısızlığın arkasındaki yalanlara, başarısızlığın arkasındaki problemlere dayalı yalanlar söyleyebilirsiniz kendinize. Ama doğru olan benim söylediklerim. Neden uzaklara atlıyorsun? Çünkü herkes uzağa atlayıp rank kasıyor değil mi kardeşim? Hayır. Böyle başarılı olamazsın. Her aslan başarısız olmuştur. Her kral, her padişah ya dünyadaki en başarılı insanlar bile her zaman başarısız olmuştur arkadaşlar. Başarısız olmadan hiç kimse başarılı olamaz. Altı üstü bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Atladığınız zaman, öldüğünüz zaman hiç problem yok. Sadece sayısal bir değer orada, eksi yediğinizi ya da lig düştüğünüzü gösteren küçük bir kariyer sonucundan ibaret. Bu sizi mutsuz etmesin. Birinci olmak istemiyor muyuz? İstiyoruz. Sen de istiyorsun, tamam mı? Eğer birinci olmak, kazanmak, şu 96 kişiden daha iyi olduğunu göstermek istiyorsan kardeşim, sen kalabalık yerlere atlayacaksın. Kalabalık yerlere atlayacaksın ki paraşütle yanına gelen adamlardan korkmayacaksın. Sen kalabalıkla atlayacaksın ki yanındaki ayak seslerinden tedirgin olmayacaksın. Ateş sesi duyduğun zaman kaçmayacaksın. Ne yapacaksın? Daha çok üstüne gideceksin. Daha çok, daha çok, daha çok. Ve bir müddet sonra işte başarı. Kucak açmış seni bekliyor kardeşim. Oyunun sonunda win'ini alacaksın. Bir gün öleceksin, iki gün öleceksin, üç gün öleceksin ama bu işin sonunda kazanan sen olacaksın. Ha bunlar mı sizden daha iyi? Bu mu? Bu ateş eden ha? Bunlar mı sizden daha iyi oyuncu arkadaşlar? Hiçbiri sizden daha iyi oyuncu değil. Hepsi boş, gerçekten oyuncu. Siz hepsinden daha iyisiniz. Yapmanız gereken sadece kendinize güvenmeniz. Atlayın, korkmayın. Bir gün eksi yersin, iki gün. 3 gün, 1 hafta sonra rank kasmaya başla kardeşim. 1 hafta sonra başla. Bu oyunda başarılı olmak istiyorsan arkadaşım, gerçekten ve gerçekten bir şeylerin farkına varman gerekiyor. Hah, bir tane adam geliyor, ayak sesi. Umurumda mı değil? İstese ne olabilir? Bot, bu kadar. Ayak sesi seni tedirgin etmesin. Asla ve asla ve asla. Ne oldu? Bu kadar mıydı yani? Koskoca militer ya. Atlamıyorsun mesela. Bu mu kankam? Emin ol sen çok daha başarılısın. Çok daha kilitli maçları çıkartabilirsin. Sana güveniyorum. İnanıyorum da aynı zamanda. Evet. Birazcık boş konuşuyor diyenler illaki çıkacaktır ama bu oyun böyle arkadaşlar. Her padişah hatalar yapıyor. Başarısız oluyor. Dediğim gibi her aslan gittiği avı yakalıyor mu? Hayır. O da başarısız oluyor ama başarısız oldukça daha da azmediyor. Daha da başarılı olabilmek için daha çok çalışıyor. Kalabalık yere atla ve kazanmak için sadece oyunun sonunu bekle. Ne oldu? Hiç loot bile atmadım. Zırh bile almadım kendime. Çünkü burada kimsenin olduğunu düşünmüyorum artık. Buradan doğrudan Nova'ya doğru baskın yapacağım. Korkmayacaksınız arkadaşlar. Bu oyunda, en azından bu oyunda başarılı olmak, aslında sadece bu oyun değil, gerçek hayatınızda da başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlar, korkmayacaksınız. Gerçekten ve gerçekten korkmak size yakışmaz. Oyun psikolojisiyle olmayın. İşte insanlar bunu yaptı, ben de yapmalıyım diyerek devam etmeyin arkadaşlar. İstisna olanları bulun. Yani başarılı olmuş olanları. Buraya atlayarak da başarılı olabilirsiniz. Ama şunu açık ve net söylüyorum size. Gerçek hayatta da başarılı olabilmenin tek ama tek temel sırrı şu. Örnek aldığınız kişiler, gerçek hayatta başarılı olan kişileri örnek alarak devam edin. Nasıl başarılı olduklarını düşünerek, bilerek, onları tanıyarak örnek alın. Dışarıdan gördüğünüz çok zengin bir insan oralara nasıl gelmiş? Dışarıda gördüğünüz bir işte çok başarılı bir insan buralara kadar nasıl gelmiş? Nasıl geldiğine bakın arkadaşlar. Nereden geldiğine, nasıl bir konumda olduğuna değil. Çünkü sadece konumuna bakarsanız bir başarı elde edemezsiniz. Çünkü o zaten başarılı olmuştur. Eskilerine bakın. Zamanında neler yapmış. Kendinden örnek vermek gerekirse arkadaşlar, oyundan bahsediyorum. Ciddi anlamda korkmanız gerektirecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey hem de. Bak şimdi gideceğim ve vuracağım. Bu mu? Bu mu sizden daha iyi oyuncu? Değil abi. Bunların hiçbiri sizden daha iyi oyuncu değil arkadaşlar. Size sadece şunu söylüyorum. Korkmayacaksınız ve pataküte savaşacaksınız. Bunların takım arkadaşları mutlaka vardır. Mutlaka ve mutlaka. Oyun bu ya. Exit çekersin. Öldüğün zaman tekrar girersin. Bak şu an ben kazanmaya doğru koşuyorum emin adımlarla. Kazanmak için oynuyorum. Kazanacağız. Şeyin arkasına sığınma. Ya işte benim cihazım kasıyordu da ben ses kasamıyordum. Kulaklığım kötüydü. Kanka. Bunların arkasına sığınırsan gerçekten zaten sen kazanmak için oynamıyorsun. Ben sadece ya oynayayım vakitim geçsin diye oynuyorsun. Onlara zaten sözüm yok. İstediğiniz gibi oynayın ama bu videom kazanmak için oynayanlar arkadaşlar. Tamam mı?
Çünkü başarısız olmanın telefonunla ya da kulaklığınla alakası yok. Zamanında biz de bunu kulaklıksız ya da kötü kulaklıklarla, kötü cihazlarla oynadık 15-20 FPS'te. Peki ne oldu? Şimdi daha iyi bir şekilde oynuyoruz. Neden? Çünkü başarılı olmak için çalıştık arkadaşlar. Çok fazla çalıştık hem de. Dışarıdan göründüğü gibi 1 milyon aboneyi bizi buraya al sana 1 milyon abone demediler. Biz de bir abone kastık. Biz de bu oyunu sizler gibi yavaş yavaş öğrendik. Sizleri çok fazla seviyorum. Çok fazla yorum atıyorsunuz. Nasıl başarılı olabilirim, nasıl birinci olabilirim diye. Bu gerçek hayatta da böyle arkadaşlar. Gidip bir manava nasıl manavcı olacağınızı sorabilirsiniz. Eyvallah, okey, ama gidip de bir bankacıya ya manavla alakalı bilgi almayın arkadaşlar. Onun verdiği bilgiler size yanlıştır. Bankacının düşünsene bir manava gidip ya nasıl ben bankacı olacağım diye sorduğunu. Ya da manavcı size anlatıyor ya işte bankacı olsan şöyle olur, güzel olur, böyle olur. Ya kanka sen nereden biliyorsun bankacılığın iyi olduğunu? Ya da sen nereden biliyorsun bilmediğin bir, hiç yaşamadığın bir konuyu? Onun gibi düşünün. Ben bildiğim konu üzerinden size anlatıyorum arkadaşlar. Ve burada bir çatışma sesi vardı. Bana bot taklit yapan bu takımın diğer kalan ekip arkadaşları büyük ihtimalle. Yine boş konuştuğumu düşünenler var değil mi? Hiç problem değil. Mesaj almak isteyenler aldı. Bu hayatta her zaman güçlü olan kazanır. Güçlü olacaksın kardeşim. Yılmayacaksın. Oyun mu oynuyorsun? En iyisini oyna. En güzelini oyna. Bakkalcılık mı yapacaksın? En iyisi olmaya çalış. Okumaya mı çalışıyorsun? Üniversiteye mi gideceksin? En iyi üniversiteye gitmeye çalış. Çünkü gerçekten başarabileceğine inandığın zaman o ödüller sana gelecek. Kimse sana ödülünü koymuyor. Önce Allah'a duanı edeceksin. Daha sonrasında da başarıya kendin koşacaksın. Başarıya koştuğun zaman zaten bir bakacaksın ki bir müddet sonra başarı kendi kendine sana doğru koşmaya başlamış. Hayat her zaman böyledir. Ne yaptığını bildiğin sürece ne geleceğini de bilirsin. Yani buraya soğan ektiğini bilirsen, örnek veriyorum, buraya soğan ektiğini bilirsen arkadaşım, soğan çıkacağını bilirsin. Ama sen buraya ne ektiğini bilmezsen böyle ot çıkar kankam. Al sana açık ve net söylüyorum, böyle ot çıkar. Ne ektiğini bileceksin. Sen kendi hayatına, kendi hayatı, kişisel hayatından bahsediyorum. Ne ekersen onu biçeceksin kanka. Her zaman şunu söylemişimdir. Hiç kimse, bak hiç kimse sizin ne yapacağınıza karışamaz. Sen okumak mı istiyorsun? Okuyacaksın kankacığım. Sana kimsenin karışma yetkisi yok. Sen pilot mu olmak istiyorsun? Pilot olacaksın kardeşim. Yok, pilotluk iyi değil. Örnek veriyorum şu an. Ya da onu geçtim, manav olmak istiyorsun. Ya da şu daha iyi bir örnek. Çiçekçi olacaksın. Mesela çiçekleri çok fazla seviyorsun. Çiçekçi olmak istiyorsun, tamam mı? Sana etrafındaki ya çiçekçi olma falan filan deyip seni gidip birisi mühendis yaptığı zaman mutlu olmayacaksın. Sen çiçekçiyken daha çok mutlu olacaksın. Açık ve net söylüyorum. Sizi birilerinin yönlendirmesini değil, sizin ne yapmak istediğiniz çok önemli. YouTuber olacağım. Kanka, hayalle yaşamamaya gerek yok. Hayalle yaşama, tamam mı? Herkes bu hayalin peşinde belki de. Ben e-sporcu olacağım. Bırak kanka bu ayakları. E-sporcukta bir cacık yok. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Bakın ben size asla yalan söylemedim. Bir YouTuber olmak çok zor kanka. Bunu hayale bağlama. Yapman gereken gerçek hayatla elde tutabileceğin şeyler. Tabii ki de videonu çek, YouTube'a at. Senin de bir kanalın var. Bana abone olsan senin de bir kanalın var zaten. Videolar at, dene, ama bir ömür bunu deneyemezsin. Bir ay dene, iki ay dene, beş ay dene, on ay dene, dene. Ama sonrasında olmuyorsa tabii ki de zorla, savaş, ama birazcık olsa da yol kat ettiysen dene. 100 aboneye, 1000 aboneye, 10.000 aboneye ulaştıysan devam et. Ama baktın hala 100 abonede takılı kaldıysan kankam, demek ki bu olmuyor. Bu tarafta yolun yoktur. Sen sevdiğin bir şeyi dene. Yani mezarcı 1 milyon abone olmuş ben de olurum değil. Gerçekten değil kanka. Ama size açık ve net şunu söylüyorum. Sevdiğiniz bir şeyin peşinde koşun. Koşabildiğiniz kadar koşun. Başarısız olsanız da koşun. Ama bunu YouTube'u düşünerek söylemiyorum. YouTube'u unutun. YouTube tam anlamıyla şans biraz da arkadaşlar. Değişik bir platform. O yüzden YouTube'da şunu yaparsanız başarılı olursunuz diyemeyeceğim çünkü YouTube Türkiye'de emek gerçekten çok önemli ve gerçekten küfür, argo, düşmanları vurduğun zaman bahsetmiyorum. Genel olarak saçma sapan yapılan şeyler daha çok ilgi çekiyor. O yüzden YouTube tarafına bir şey diyemem. Ben sadece YouTube'da bir şans eseri buralara geldiğimi, iyi niyetliliğimle, biraz da oyunculuğumla buralara kadar geldiğimi düşünüyorum. Haricinde YouTube'la alakalı hiçbir fikrim yok. Gerçekten. O yüzden bunun hakkında bir şey söyleyemeyeceğim sana. Ama tek istediğim, gerçekten ama gerçekten, başarmak için uğraş kanka. Yapabilirim diye uğraş. Bak ben kaç saattir adam arıyorum ama adam bulamıyorum. 5 kill'le oyun mu bitecek? Hayır, bu maç
her türlü 15 kili görür. Her türlü görürüm. Şu anki amacım sadece ve sadece boş konuşup beni sevmeyip sen boş konuşan lan gerizekalı deyip hani başarısız olmak için çabalayan yani koyun sürüsüne, koyun psikolojisine bu sözleri duymak istemediği için değil, başaramayacağı hiçbir zaman. Zaten şu an burayı izliyorsan sen büyük ihtimalle başarmak için, gerçekten bu hayatta bir yer edinmek için burada olduğun içindir. Çünkü bu sözleri duyanların %60'ı, %70'i belki de çıktı gitti bile videodan. Belki de buralara atladı geçti bile. Ben zamanında bunu açık ve net söylüyorum. Birçok yerde de görebilirsiniz. Ek işler yaptım, güvenlik görevlisiydim, oradan çıktım gittim. Gece nöbet tut, sabah kahveye git, bildiğin köy kahvesi ya. Yaşlılara ya da orada okuyor oynayanlara çaycılık yaptım, yerleri süpürdüm, çay ver lan bana diyenlere çay verdim. Gocundum mu her zaman çay verdim ona, buyur abi, buyur amca, buyur dede. Bu şekilde ondan sonra bir baktım ki onlar da ayak uydurmaya başlamış. Can abicim bir çay verir misin? Abicim rica etsem bir çay katar mısın? Boş olduğun zaman Can abicim bir çay kat. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Ben nar yömeğisine de gittim, günlük yömeğiyle de çalıştım, her şeyi yaptım. Bunları utanmadan söyleyebiliyorum, bunları ajitasyon olarak söylüyor olabiliyor diyebilirsiniz ama bu videonun 10 kusurumcu dakikası. İkisinin de bir araya gelmesini sağladım. Çünkü bir mermim ondan kaçarsa öbürüne düşsün diyerekten. Dediğim gibi arkadaşlar ben de bir anda buralara kadar gelmedim. Gerçekten çok fazla çalıştık, çok fazla dinledik. Sizlerin de desteği sayesinde buralara kadar geldik. Hepinize Allah razı olsun. Yani dediğim gibi ben salatalık bile sattım pazarda. Sadece salatalık bile sattığım günleri biliyorum. O yüzden hiçbir şeyden korkmayın arkadaşlar. Siz çalıştıktan sonra Yüce Rabbim elbet bir gün size de gülecektir. Yapma şöyle şeyler, hoşuma gidiyor. Bak mesela ateş ediyor adam, adamın üzerine gidiyorum. Niye? Korkmuyorum adamdan. O da bana doğru geliyor, korkmuyor. Üstüne atlayıp vurmak istiyor. Çok güzel, bütün dürbünleri var bu arada. Peki neden sizlere bunları söylüyorum? Arkamdan biri geliyor. Ama sadece geliyor değil mi? Kendime güvendiğim için arkadaşlar, savaşmaktan korkmayın. Gerçek hayatta savaşmaktan korkmayın. Her zaman ve her zaman kazanamayabilirsiniz, başarılı olabilirsiniz. Ama yılmadan devam etmek gerekiyor. Yani hepinize Allah razı olsun. Hani 1 milyon aboneye getirdiniz beni. Ben bu videoyu bu arada 1 milyon olmadan çektim. Şu an yani ayın 25'i akşam saat 5.30 falan. 983 bin abone falanım. Seviyorum. Ben her zaman bunu severek devam ettirdim. Severek video attım. Severek sizlere bir şeyler yaptım. Lan bugün de video atmak zorundayım falan yapmadım hiçbir zaman. Emek verdim ve emeğimin karşılığını sizler sayesinde aldım. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Canlı yayınlarıma katılanlar zaten biliyor. Çok fazla çok güzel konuşmalar yapıyoruz. Bazı YouTube kanalları falan alıp atıyor, paylaşıyor hatta. Ama yani gösteriş gibi oluyor ama bazı şeyler bilmiyorum arkadaşlar, beni çok eskiden beri tanıyanlar demeyeceğim çünkü ben zaten bir senedir buradayım. Bir senedir beni tanıyan bir sürü insan çıkar burada saysak, Allah razı olsun. Çok çok eskiden beri destek oldular bana. Hani o yüzden bir şeyi anlatmama gerek yok, hepsi gördü, yaşadı, bir sürü olayla yaşadık. Yani gerçi YouTube kanalımın kapatılmasından tut, bilmem nelerinden tut, yani her şeyi yaşadık ama bir şekilde hayata tutunabildik. Tutunabilmek önemli arkadaşlar. Dediğim gibi koyun psikolojisiyle yürümeyin, işte kendinize ait şeyler yapmaya çalışın arkadaşlar. Ya ona da düşersin ya. Ne tarafa gittiğine dair hiçbir fikrim yok bu arada. Açacağını biliyordum. O can hani o can korkusuyla o duracak durmaz yani burada. Yani arkadaşlar çok fazla konuştuğumu biliyorum. Özür dilerim. Kafanızı ağrıttıysam. Ama tek temennim bu drop. Dur şu droptan AVM alayım. Mesela bunda AVM var diyorum ben mesela. AVM var o falan muhteşem. Örnek veriyorum. Diyorum, gidiyorum yanına ve çıkmıyor. Hani bu çıktığı zaman ben hile olmuyorum. Bana hilesin diyenler oluyor bazen böyle. Oo, nereden benim AVM'yi gördün, hilesin. Ya kanka bu şans. Deniyorum bazen böyle işte AVM vardır diye. Çıkıyor bazen, drop'a geldiler.
Acaba geri gelecekler mi? Keşke arabayı orada bırakmasaydım diyeceğim de benzin bitmişti ama. Bu arabayı alıp onları kovalayabilirim. En azından bunu oyunda dene kanka, tamam mı? Hani söylediklerimi en azından oyunda dene. Gerçek hayat için bir şey söyleyemiyorum çok fazla. Lan. İkisine headshot vurdum. Aa, benzin yok. Bastırıyorum buradan. Alan dışı bu arada ha. Tamam, onları çok güzel arkaladım. Bunlar alana koşacak. Bu bana bomba atmadan. Ona bomba atmam lazımdı. Araba bulmam lazım arkadaşlar benim. Alana doğru gitmem lazım. Şu aşağıda buggy vardı bir tane. Buggy'yi alıp koşabilirim. Yani umarım başınızı ağrıtmamışımdır ya. Beni sevenler zaten biliyor her şeyi. Şeylerin de farkında olduğuna inanıyorum. Bu oyun Rozok tarafında bitecek galiba ya. O buggy'yi bilerek alacağım arkadaşlar. Bilerek alan dışına koşuyorum şu an. Gerçekten buggy birazdan çok 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 üst düzeyde işime yarayacak. Yani yaramak zorunda. O buggy bir işe yarayacak arkadaşlar. Bu alanı yiyorsak o da alanın dışında kalmış. Beni bekliyor herhalde o da. Ama biz gittik oradan ya. Bak mesela şurası çok güzel bir yer. Mesela. Şunu basacağım, daha sonra savaşmak için uğraşacağım arkadaşlar. Acaba buradaki adam duruyor mu hala? Ben onu çok merak ediyorum. Ayun alanı öldü birisi ama. Devam edeceğim. Onu bekliyordum. Belki oymuştur. Rozok'un içinde oyun bitecek ama ben şuradan bir yer daha alırsam bol bol savaşabileceğimi düşünüyorum. AVM sesi mi o? O beni korkutur. O kadar vur 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 düşmüyor ha. Alana doğru hareket edeceğim. Bana atacağını düşünmüyorum. Hep şanssız taraftım. Tamam, hiç problem değil. Burası ciddi anlamda kötü bir yer bu arada. Ciddi anlamda kötü. Daha iyi bir yer bulamam lazım. Size gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Belki burası bile daha iyidir. Arabadan inemedim ya la. Kendimi tebrik ediyorum. Ama gerçekten eğlenerek oynadığım oyunlardan bir tanesi. Sabırsızım biraz ben arkadaşlar. Bana bakmayın. Ben zaten konumdayım. Buralara gelmek birazcık şeydi. Ben adam ezildi sandım hani. Orada bir tane de yerde yatan varmış. Yerde yatanı ezdik. Ben ama diğerini ezdiğimi düşündüm ya. Hani bitti sandım. Arabadan geçindik. Sonra ağzımıza yüzüme mermi attılar. Yani genel olarak toparlarsak sözleri, herkes başarısız olabilir ama her başarılı bir yerin mutlaka diplere başarısızlıklarla böyle birike birike başarılı olunmuştur. Ben oyun içinden bahsediyorum. Genel olarak da gerçek hayatta da bunları kendinize gerçek olarak tanımlayıp o şekilde de devam edebilirsiniz. Ben oyun oynayan birisiyim. Böyle örnek verdim. Gerçekten hepinizi çok fazla seviyorum. Umarım bir nebze oyunla alakalı bir yararım olmuştur. Boş yaptın diyenlerin hiçbiri umurumda değil.
dediğim gibi işte ben 1 milyon abone oldum gittim arkadaşlar, hala arkamızdan atıp tutanlar olacaktır, hiç problem değil. Beni sevenler benimle, gerisi boş. Bu arada kucak açamadım Vine doğru ama bu tamamen benim şeyim, biraz salaklık değildi, bir saçmalıklarımla alakalı. Görüşürüz, seviliyorum kankam, çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Evet, ve gerçekten benimle alakalı, bu videoyla alakalı bir başarılarını olursa lütfen yorumlarda belirtmekten asla ve asla çekinme. Çünkü bu videoları izleyip gaza gelip oyuna girdiğinizi çok iyi biliyorum. Hatta Instagram'dan win aldığınız zaman beni etiketleyip win aldım abi falan ya da win aldım kardeşim falan bak diyenleri de çok iyi biliyorum. Bay bay, Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.